Ebu Ali Rüzberg demiş ki, gençler, arkadaşlar, bir insana veya bir nefse, bir mümine bozukluk, fesat üç şeyden dolayı gelir. Birincisi, sakmut tabiati, bir tabiatın bozulması. Tabiatın bozulması. İki, ve mulazemetul ade, adetine kişinin devam etmesi. Adet terk etmemesi. Ve fesadü sohbeti, ve kötü bu arkadaşlık, kötü beraberlik. Şimdi diyor ki bu sözleri şeyhinden işten, feseeltuhu ma sakmu tabiati, sordum diyor, yani tabiatın bozulması ne demek? Fekale eklül haram, haram yemek diyor. Haramı yediği zaman Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu saf tabiat bozulur ya. Ondan sonra o tabiat bozulduğu zaman, karına haram girdiği zaman artık o haramlık ellere, ayaklara, gözlere, kulaklara, her tarafa sirayet eder ya. Onun için tabiatın bozulmaması için insanı, bazı insana görürsün ne kadar safi, ne kadar saf. Demek ki kanına haram girmemiş, daha tabiat bozulmamış yani. Allah-u Teala'nın yarattığı o safilik bozulmamış. İkincisi, فَقُلْتُ مَا مُلَازَمَةُ الْعَادَةِ, adete devam etmek ne demek? فَقَالَ النَّظَرُ وَالْاِسْتِمَاعُ بِالْحَرَامُ وَالْغِيبَةِ, daha şu alışkanlık yapmış olduğu haramlara, yani gıybet yapmaya, ondan sonra haram dinlemeye, harama bakmaya devam ediyor. Yani bir derviş olmuş, bir sofi olmuş, bir yere bağlanmış, hakiki bir Müslüman olmuş, fakat bunları daha bırakamıyor. Eski adetlerine, ne kadar kötü bozuk adeti varsa onlara devam ediyor. Demek ki diyor, bu üç şey, iki şey olursa, üç şey, birincisi haram yendiği zaman tabiat bozuluyor. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu o saflık, safiyet bozuluyor. İkincisi, adetleri terk etmediği zaman, yani daha önce cahildin kardeş, bilmiyordun, öğrenmemiştin, bir topluma gidip gelmiyordun, o zaman örgendiysen ne yap, bunları artık bırak, eski adetlerin, eski kötü adetin ne kadar varsa bunları bırak. Üçüncüsü, kultu فَمَا فَسَادُ الصُّحْبَةِ, sohbetin bozukluğu ne demek? قَالَ كُلَّمَا هَاجَ فِي النَّفْسِ شَهْوَةٌ تَتَبَّعْتَهَا, ne zaman nefsin kötü bir şey istediği zaman hemen ona tabi olmak. Nefsine hiçbir zaman muhalefet etmeyip ona tabi olmaz. Nefsin ne istiyor? İşte gezme. Nefsin ne istiyor? Haram yeme. Nefsin ne istiyor? Bakma. Halal haram fark etmiyor. Nefsin ne istiyor? İşte zenginlik. Haram halal fark etmez. Ya olsun da. Nefse ne yapması? Kişinin muhalefet etmesi. Demek ki bu üç şeye dikkat etmezse bozukluk ne yaparmış? Devam edermiş. Düzelme olmazmış.